Anlat bakalım Türkiye, tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Nerede kalmıştık? Kahramanmaraş'tayız. Şu an sizlere Eyüp Kılınç'ın yanından sesleniyoruz. Çok güzel tasarımlarıyla göz dolduran işletmesine konuk olduk. Bakalım sizler izleyicilerimiz için ne gibi bilgiler kendisinden alacağız? İzliyoruz. Eyüp Bey, öncelikle merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Eyüp Kılınç kimdir? Eyüp Kılınç emekli olmuş. Emekliden sonra doğal ahşap tasarım üzerinde çalışmalar yapan, kendi tasarımlarını ahşap üzerine yansıtmak için bu tür şeyler uğraşan, değişik tasarımlar ortaya çıkarmak isteyen biri. Öncelikle tabii ki ahşap tasarımına merakınız, ürünlerinizden de belli oluyor. Ortaya gerçekten güzel şeyler çıkarmışsınız. Ne zaman başladınız bu işe? Ne zaman keşfettiniz böyle bir yanınız olduğunu? Teşekkür ederim. Tabii bu çok eski, çok eskiden. Daha ahşap üzerine daha farklı alanlarda çalışmalar yapılıyordu. Nelerdi mesela bunlar? Dekobaj tarzında, daha farklı alanlarda. Mesela deve kuşu yumurtası üzerine de değişik çalışmalar yapıldı. Ondan sonra en son doğal tasarım şu anda trend tarzında olduğu için bu benim için daha farklı ilgi alanımı çekti. Kendi tasarımlarımı ağaçlara yansıtmaya çalışıyorum. Evet, hemen soralım o zaman. İlk önce hangi ağaçlar kullanılıyor bu yaptığınız sanatta? Sanat hem de zanaat olarak geçiyor ama evet. Buna da hangi ağaçları kullanıyorsunuz genelde? Genelde kullandığımız ağaçlar ceviz ağacı, ardıç ağacı, kamalak, zeytin ağaçları, bölgede bulunan zengin ağaçları, o tür ağaçlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Peki bu ağaçlar elinize geldikten sonra hangi işlemlerden geçiyor? Çünkü biliyoruz ki ahşap normalde alıp kendimiz yapamayız. Bunların bir fırınlanma aşamasından, kurumasından vesaire siz daha hakimsiniz. Onu biraz sizlerden dinleyelim. Aynen. Yani şimdi bizim sektör diyelim, çok zor bir sektör. Neden? Çünkü bizim tespit ettiğimiz ağaçlar çok zor bulunan bir ağaçlar. Çok farklı tarzda olması gerekiyor. Yani çürük olması gerekebiliyor, eğri büğrü olması gerekiyor. Yani tamamen doğal. Doğal ürünleri de doğaçlama yaparak farklı bir tasarım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden zor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ta gerçekten ustalık gerektiren bu ürünlerin hepsine göz attık sizler için. Yol düşen herkesi buraya bekliyoruz diyoruz efendim. Bu tasarımları istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Biz de sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ederiz.